Selam gençler Kimya Adası'ndasınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler bu ders videomuzda bileşikleri isimlendirmede ikinci bölümü yani kovalent bağlı bileşikleri isimlendireceğiz. Umarım güzel, sağlıklı bir ders videosu olacak arkadaşlar. Evet şimdi baktığımız zaman biz bileşikleri ne yapıyorduk arkadaşlar? İyonik bağlı bileşik ve de arkadaşlar kovalent bağlı bileşik olarak ikiye ayırıyorduk. Bir önceki ders videomuzda biz iyonik bağlı bileşikleri ifade etmiştik. Onları isimlendirmiştik. Şimdi iyonik bağlı bileşikler de elektron alışverişiyle oluşuyordu. Peki arkadaşlar elektron ortaklaşması ile diyelim. Oluşan bileşik türüne biz ne diyoruz? kovalent bağlı bileşik adını veriyoruz. Peki kovalent bağlı bileşikler nasıl oluşur diye bakarsak arkadaşlar. Kovalent bağlı bileşikler arkadaşlar tabii ki ametal ile ametal arasındaki e, yapılardan meydana gelir. İki ametal atomun bir araya gelmesi oluşan bileşiklerdir. Peki İsimlendirmede genel kuralımız nedir arkadaşlar? Bakın burada Ametel'in latince sayısı. Şimdi bizim burada arkadaşlar bazı sayılar var. Latince sayıları bilmek zorundayız. Birazdan onları vereceğim. İlk 10'a kadar bileceğiz. Sonra Ametel'in adını bileceğiz. Ki biliyoruz zaten bu isimleri. Sonra Ametel'in latince sayısını gene ikinci element için söyleyeceğiz. Ve de ikinci elementin bu sefer de iyon adını ki bunu da geçen dersimizde size anlatmıştık. Biraz bakalım bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz burada bir de 10'a kadar bilmeliyiz aslında bakarsanız. Hemen bakalım. Arkadaşlar mono D yani bir mono demek, iki D demek, üç tri demek arkadaşlar, dört tetra, beş penta bunu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Daha önce yani derslerde görmüşsünüzdür illa ki altı heksa, yedi hepta, sekiz okta, dokuz nona. Onda da dekadır arkadaşlar İşte mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, okta, nona, deka şeklinde biz bunu ifade ederiz. Şimdi arkadaşlar ben burada isim olarak önce vereyim size. Bakın flor biliyoruz değil mi ee, elementimiz? Peki iyon ismi olunca ne olur? florür olur. Yani baştayken flor, sondayken florür gibi düşünelim arkadaşlar. Şimdi klor oluyor görüyorsunuz ki. Sondayken ne olur? Klorür olur tabii ki. İyon adı çünkü budur. Bakın bromdur ee baştayken. Sonra iyon halindeyken ne olur? Bromür olmuş olur. Hidrojen biliyoruz değil mi arkadaşlar? Eee ve sondayken ne olur? Hidrür olmuş oluyor. Karbon biliyorsunuz değil mi? karbür. Bakın özellikle ben burada ametalleri metalleri yazdım. Şimdi bir kere biz bileşik isimlendirirken öncelikle yapmamız gereken şey o bileşiğin iyonik bağlımı, kovalent bağlı mı olup olmadığını anlamaktır. Şimdi zaten biz iyonik bağlı bileşikleri daha önce anlatmıştık. Metalin yaptığı bileşik iyonik bağlı bileşik. Geçen dersimizde onunla ilgili sorular çözdük. Anlattık. Bayağı bol miktarda uygulama yapmıştık. Şimdi bu dersimize de beraber harmanlayacağız. Önce kovalent bağlı vereceğiz. Nasıl ayıracağımızı da anlayacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım. Kükürt biliyorsunuz ki elementimiz. Peki iyon hali ne olur? Sülfür olmuş olur. Iyot biliyorsunuz. Ne olur arkadaşlar? İyodür olmuş olur. Azot biliyorsunuz. Peki ne olur? Nitrür oluyor bakın. Oksijen. Baştayken oksijen. Sondayken oksit olacak. Fosfor arkadaşlar elementimiz. Peki ne olur? Fosfür Olmuş olur. Biz bunu bu şekilde söylüyoruz. Şimdi arkadaşlar bir kere kurallarımızdan birisi şudur. Mono baştaki element için söylenmez. Yani mono bir ifadesi söylenmiyor. Şimdi beraber ifade edelim. Arkadaşlar bakın ne var? Azot ve oksijen var. Öncelikle ikisi ametal. Evet sıkıntı yok. Ametaller kimlerdir? Hacı, hidrojen, karbon. E, kükürt, iyot, oksijen, fosfor. E, e, oksijen, fosfor. E, ve arkadaşlar kim vardır? Flor, Klor, brom. Bakın haci, sino, flor, klor, brom. Bunlar kendi arasında bileşik yapacak. Bakın azot da burada, oksijen de burada. Yani metal olmayacak. O zaman ne yapacağız? Birinci elementin e, latince sayısı yani di diyoruz değil mi? İki olduğu için. Ve baştaki elementin normal ismi azot. Peki 5 neydi? Pentaydı. Penta ama oksijen demiyoruz. Ne diyeceğiz? Oksit diyeceğiz. Evet. Peki devam edelim. Bak kükürt var ama mono diyeceğiz. Bir, ama bir söylemiyoruz. O zaman ne olacak? Kükürt diyoruz. Peki e, alt neydi? Hexa. Hexa sondayken flor ama florür diyoruz. Evet. Peki arkadaşlar karbon var, brom var. Bak iyonik bağlı bileşikler için bunları kullandık mı, kullanmadık. Mono, di, tri, tetra falan. Bunlar hep neymiş? Demek ki kovalent bağlı bileşiklerde kullanıyoruz. Bakın karbon diyoruz. Evet. Dört neydi? Tetra bromür. Anlaşıldı mı? Bak baştayken bir söylenmez. Bakın ne olur? Karbon 2 di Oksit. Oksijen oksit oluyor ya. Peki. Ama bir ba e arkadaşlar e e bir baştayken söylenmiyordu biliyorsunuz ki. Bakın ne olur? Karbon e mono oksit şeklinde biz bunu ifade ediyoruz. Yani bir mono ifadesi baştayken söylenmiyor. Ama ikinci de ne yapıyoruz? Biz bunu söylüyoruz. Peki bakalım arkadaşlar ne vardır? Bakın iki var. Diklor diyoruz. Klor demiyoruz. Diklor diyoruz. Ama sondayken mono söyleyeceğiz. Mono sülfür. Bakın kükürt demiyoruz da sülfür diyoruz. Peki devam edelim. Bakın arkadaşlar dihidrojen mono oksit. Yani bildiğimiz su aslında dihidrojen mono oksit arkadaşlar. Peki bakalım. Di fosfor, evet iki tane fosfor var. Üç tane de tri oksit şeklinde biz bunu ifade ediyoruz. Bakın bor başta. Bakın bor arkadaşlar yarı metaldir. Yarı metaller koyant bağlı yaptığı için biz bunları koyant bağlı bileşik gibi isimlendiriyoruz. Yani mono d kullanacağız. Bor ama baştayken bir olduğu için söylemiyoruz biri. Ben bor diyoruz yani mono bor demiyoruz. Bor tri arkadaşlar hidrür diye söyleyebiliriz değil mi? Peki devam edelim. Karbon ve hidrojen var görüyorsunuz ki. Karbon arkadaşlar ee, karbon tetra bromür, e, hidrür şeklinde ifade ediyoruz. Arkadaşlar bunun özel ismi de e, CH4'ün özel ismi metandır. Bunu da bilelim. Tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar e, hidrojenin başta olduğu kovalent bağlı bir işlerde yani asitlerde biz latince sayılar kullanmıyoruz. Mesela Hidrojen monoflürür demeyeceğiz de bu hidrojen flürür olacak. Zaten bu çok yaygın bu şekilde bu şekilde kullanılır. E mono falan kullanılmaz. işte bu hidrojen klorür olur arkadaşlar görüyorsunuz ki. Tamam mı? bu da önemli bir noktadır. İşte hidrojen bromür diyoruz bunu arkadaşlar. Hidrojen monobromür demiyorum yani. Bu şekilde bunu söyleyelim. İşte hidrojen iyodür diyoruz bunu ifade ederken. Bir yerde görürseniz şaşırmayın. Arkadaşlar bu da hidrojen sülfür olmuş oluyor. Peki başka ne var? Arkadaşlar şimdi bu NH3 yani amonyak, kovalent bağlı bileşiktir. Ama burada arkadaşlar hidrojenin yükselken basamağı artı olduğundan bileşik arkadaşlar hidrur şeklinde. Yani bakın şimdi normalde nasıl isimlendiririz? İşte bunu normalde e, azot var ya mono azot değil mi? E, tri hidrur demem lazım. Ama böyle değil de Böyle yapamayız. Çünkü neden? Arkadaşlar burada azotun yükü yani NH3 bileşiğindeki hidrojen yükü artı bir. Azot da eksi üç. Yani burada arkadaşlar e, şöyle e, buradaki azotumuz nitrür oluyor zaten. Hidrojen de arkadaşlar zaten burada bakın hidrojen oluyor. Yani hidrojen olabilme, yani hidrür olabilmesi için hidrojen yükünün eksi bir olması lazım. Ama burada hidrojen yükü eksi bir değil artı bir. O zaman bunun ifadesi arkadaşlar neydi biliyor musunuz? Şöyle diyoruz. E, kaç tane hidrojen var? Üç tane. O zaman hidrojen diyoruz. hidrojen, mono nitrür diyeceğim. Bakın bunun ifadesi bu. Amonyak diye de denilebilir ama bunu biz bu şekilde doğal olarak ediyoruz. Çünkü buradaki hidrojen hidrür değil. Anladık mı? Bir şey daha söyleyeceğim. Bak bu zamana kadar iyonik bağlı delişleri de verdim ben size biliyorsunuz ki. Hiç iyonik bağlı delişlerde mono, di, tri, tetra kullanmıyoruz değil mi? Sadece bir yerde kullanacağız. O da şu. Onu da örnek olarak, not olarak buraya vermiş olalım, eklemiş olalım. Şimdi arkadaşlar mesela şöyle bir şey kalsiyum sülfat çarpı 3 tane su. Arkadaşlar şimdi bazı iyonik bağlı bileşikler içerisinde su içerebilirler. Tamam o zaman içerdikleri suyu biz söyleyeceğiz. Mesela bunun ismi zaten CaSO4 nedir bu? Kalsiyum sülfat deriz. İyonik bağlı bileşik zaten. Ama kaç tane su var? 3 tane su var. O zaman o suyu monoditri. 3 tri ya. O zaman ne yapacağız? Tri hidrat şeklinde ifade edeceğiz. Yani iyonik bağlı ilişkilerde sadece burada görürsünüz. Başka bir yerde mono değil, tri falan görmezsiniz. E hocam şu var. Cr2O7. Evet, eksi 2. Arkadaşlar bu dikromat. Evet. E di var burada ama dikromat bunun özel ismi zaten. Orada görebiliyoruz. Yani işte, işte baktığımız zaman mono, di, tri, tetra kri, ee falan. Biz bunları görürsek bunlar arkadaşlar nerede var? Bunlar kovalent bağlı ilişkilerde vardır. Mesela başka bir şey daha verelim. İyonik bağlı ilişkilerde bir yerde daha yani başka bir örnek daha verelim. Mesela şöyle bir şey olsun diyelim. Hadi bu örneği de yapmış olalım. Arkadaşlar bu zaten iyonik bağlı bileşik. Na 3 ne olur? Sodyum nitrattır. Sodyum nitrat ama kaç tane su var? 3 5 tane su var. O zaman ne yapıyoruz? Mono di tri tetra penta. İşte penta hidrat. Ancak ve ancak burada kullanılabilir. Eğer su içerirse işte e, içerdiği su miktarını belirtmek için bu şekilde hidratla su ifade ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar iyonik bağlayıcılar ve bağlı bağlayıcıları biz burada isimlendirmiş olduk iki bölümde. Şimdi bizim kitaplarımız vardı. Bu kitaplardan biz bazı sorular seçtik sizler için. Bunları çözelim. Tabii biz bu kitapları sizlere öneriyoruz, değil mi? Şimdi arkadaşlar burada bakalım. Ee, nasıl e, ne yapacağız? Biz burada e, isimler verilmiş, bileşikler verilmiş, sistematik adı verilmiş. Bunları biz arkadaşlar kıyaslayacağız. Şimdi arkadaşlar berilyum ve oksijen var. Şimdi arkadaşlar burada berilyumun yükü zaten artı 2 olması lazım. Ama oksijen eksi 2 olunca berilyum oksit BO olur. Ama burada ne olmuş biliyor musunuz? Berilyum artı 2 iki tane yükü oksijen eksi iki olunca çaprazlama kullanan bakın metrik iyonik bağlı bileşik. O zaman monodiyetri zaten kullanmıyoruz. O zaman ne olur? Berilyum ee, ama bu şu peroksit zaten görüyorsunuz ki artı 2 eksik 2 yine gidiyor BO2 yani bu aslında berilyum peroksit olmuş oluyor Biz bunu bu şekilde ifade edebiliriz Peki arkadaşlar burada ne var? Demir ama demir yükünü söylemek zorundayım Çünkü neden? Demir birden fazla yük alan bir elementimiz İyonik bağlı ilişkilerde eğer elementimiz birden fazla yük alırsa Onu söylemek zorundayız Demir burada bakın ne almış? 3'ü almış 3'ü buraya vermiş O zaman demir 3 sülfür diyeceğiz Var mı o? Evet var bu şekilde bunu söyleyelim. Peki bu ne? Kükürt ve flor. Arkadaşlar bu kovalent bağlı bileşik. Neden? Çünkü kükürt daha metal flor O zaman biz burada ne yapacağız? Mono di tri falan kullanacağız ama mono baştayken kullanılmıyor. O zaman ne olacak arkadaşlar? Kükürt heksa flurur. Var mı? Evet şurada kükürt heksa flurur. Biz burada gördük. Evet bakalım arkadaşlar burada ne var? Kurşun ama kurşunun yükünü söylemek zor Yonik bağlı bir eşittir Metal olduğu için kurşunun yükünü söyleyeceğiz. Çünkü kurşun hem artı 2 alır hem de artı 4 alır. Ama burada yükü neymiş arkadaşlar? Kurşun zaten 2 almış. Yani artı 2 almış. O zaman kurşun 2 flür olacaktır. O zaman bakalım 1C ile 2D ile 3A e, ile ve 4 de B ile galiba cevap da burada sanırım C şıkkı olacaktır. Evet şimdi burada bazı yaygın isimler var. Bunların karşısına sistematik adlarını vermişiz. Şimdi arkadaşlar güverç ile potasyum nitrat zaten KNO3'tür. O zaman bu zaten doğru verilmiş. Sut kostik sodyum hidroksittir arkadaşlar. NaOH yani görüyorsunuz bu da doğru oluyor. Niçadır arkadaşlar NH4Cl yani amonyum klorür. Bu da doğru oluyor görüyorsunuz ki. Alçı taşı arkadaşlar CaSO4 yani kalsiyum sülfat. Amonyak NH3 sanki Azot trihidrür gibi isimlendirilebilir belki ama değil yanlış bir isimlendirim olur. Ne demiştim arkadaşlar bu hidrür değil çünkü hidrojen burada eksi bir değil de hidrojen burada artı bir ile yüklü olunca biz buna hidrojen demek zorundayız. O zaman ne olacak arkadaşlar amonyakta trihidrojen mononitrür diyeceğiz aslında. O yüzden bu cevap A şıkkı olacaktır. Evet devam edelim. Şimdi burada bazı formüller var ve isimler var. Hangisinde hata yapılmıştır diye sormuşuz. Arkadaşlar diazot pentoksit yani iyonik bağlı bir ilişki, kovalent bağlı ilişki zaten görüyorsunuz ki. N2O5 olması lazım. Evet doğru sıkıntı yok. Değil mi? Sıkıntı var mı? Yok. Peki kalay sülfür. Şimdi kalayı, kalay iki sülfür. Kalayın yükleri değişkendir. Hatırlıyoruz. Şimdi kalay burada arkadaşlar artı 2 almış. Sülfür de eksi 2 almış. Çünkü 2 olduğunu burada söylüyor. E, Çarpma zaman konu S ns olacaktır. Evet burada zaten görüyoruz ki çinko brom, bromür çinkonun yükü artı 2 olmak zorundadır. E, bilmek zorundayız bunu. Brom da eksi 1. Zaten sadece artı 2 alır. O zaman ZnBr2 bu da doğru oluyor. Şimdi magnezyum peroksit. Şimdi magnezyumun yükü artı 2. Peroksit de Şimdi şöyle olursa eksi 2 oksit olur. Ama şöyle olursa peroksit olur. Şimdi iki tanesi eksi 2. Yani bir tanesi çünkü eksi 2 oluyor peroksitte. Artı 2 eksi 2 gider. O zaman ne olur? MgO2. O zaman magnezyum peroksit ifadesi doğru olmuş oluyor. Kurşun 4 sülfat. Arkadaşlar kurşunun yükü artı 4 olsun istiyoruz ama sülfatın yükü de eksi 2'dir zaten arkadaşlar. Dolayısıyla çaprazlama kuralından ne olur? Şöyle bir şey olur. Kurşun 2'yi alır. Sülfat da 4'ü alır. Ama biz burada sadeleştiririz. PbSO4 2 şeklinde olur. Yani kurşun 4 sülfat aslında budur. Peki burada ne yapmış? Arkadaşlar burada aslında şunu yapmış. Kurşun artı 2 alır. Sülfat da eksi 2 alır. Çaprazlayınca PbSO4. Yani bunun ismi aslında kurşun 2 sülfat. Ama biz bir kurşun 4 sülfat arıyorsak bu bileşik bu olmak zorundaydı. Cevap burada edilme oluyor. Bence güzel sorular arkadaşlar. Yani şaşırtmalı sorular. Umarım anlıyorsunuz. Zaten bunu böyle anlarsak arkadaşlar ben inanıyorum ki tüm soruları yaparsınız. Ona göre zaten ben bunu dizayn ediyorum videoları. Şimdi bakalım arkadaşlar. Tüm elementlerimizin isimleri burada verilmiş ama e, hangisini diyor yani verilmemiş de şöyle diyor. Sistematik adlandırma yapılırken tüm elementlerin isimleri kullanıldı mı diye soruyor. Şimdi arkadaşlar biz bunu düşünelim. Bu zaten sülfürik asit yani hidrojen sülfattır. Yani burada mesela hidrojen kükürt oksit bunu söylemiyoruz. Hidrojen sülfat diyoruz değil mi? O yüzden burada sülfatı direkt söylediğimize göre yani hidrojen ve oksijeni ayrı ayrı söylemediğimize göre tüm elementlerin burada isimlerini söylemedik. O yüzden bu ee, kullanılmaz arkadaşlar. O yüzden bunu alamayız. Peki bu koyant bağlı bileşik. Koyant bağlı bileşikte tüm elementler isimleri söylenir. Baktığımız zaman monokükürt hexafluorür. Evet hem kükürt hem flor ifadesini kullanıyoruz. O yüzden bu arkadaşlar kullanılır burada. Peki bu ne? Nitrik asit ya da hidrojen nitrat. Yani NO3 ifadesini azot ve oksijen diye ayırmadığımız için bu da söylemiyoruz. Peki burada bu kolent bağlı değil, iyonik bağlı ilişkidir. Çünkü metalin yaptığı. Ama alüminyum, sülfür diye bakın bunu ifade ederken e, latince sayıları söylemiyoruz. Çünkü neden? İyonik bağlı ilişkilerde bunlar söylenmez. Alüminyum, sülfür. Evet hem alüminyum hem kükürtü söylemiş oluyoruz yani element olarak. Dolayısıyla bu da e, söylenir. Bunu alacağız arkadaşlar. Şimdi bu ne? Arkadaşlar bu metil alkol aslında. Ya da biz buna metanol da diyebiliriz. Yani burada karbon hidrojen ve oksijen ayrı ayrı söylemeyiz arkadaşlar. Bunun özel ismini söyleyebiliriz ya da işte hidroksi metan da diyebiliriz. Ya burada arkadaşlar metil alkol diye daha çok kullanılır zaten bu. O yüzden bu da söylenmez. Sodyum klorür. Evet sodyum ve klor ikisi ayrı ayrı söylenir. İyonik bağlı bileşik. Evet. Peki bakalım arkadaşlar bu ne? Fosfor ve oksijen oluşan kovalent bağlı bileşik. Yani difosfor Pento yani hem fosforu hem oksini söylemiş oluyoruz. Biz burada söylenenleri artılı ifade ettiğimize göre hangisi kullanılır? Dört tanesini biz burada kullandık arkadaşlar. Evet bu soruya bakalım şimdi arkadaşlar. Bu soruda ne var? Bu soruya baktığımız zaman şimdi ben burada kaç tanesinin adı yanlış verilmiştir, yanlış yazılmıştır diye sormuşuz. Şimdi kalsiyum arkadaşlar burada zaten artı 2 ile yüklüdür. Sülfit de arkadaşlar SO3 yükü eksi 2'dir. Çarpazlanınca CaSO4 olması lazım ama şimdi kalsiyum sülfit bu aslında CaSO3. Peki bu ne? Bu kalsiyum sülfat yani SO4 Arkadaşlar sülfat demektir. Yani bunun ismi kalsiyum sülfat olmak zorundaydı. Dolayısıyla bu yanlış olacak. Şimdi krom birden fazla yük alabilen bir elementtir. Krom o zaman yükünü söylemek zorundayız. Peki krom buraya ne vermiş? 3'ü vermiş. Yani krom 3 sülfür ifadesi de kovalent bağlı iyonik bağlı bileşiklerde bu şekilde söyleyeceğiz arkadaşlar elementimizin birden fazla yükseltgen basamağı varsa yükünü parantez içerisinde veriyorduk o yüzden bunda bir sıkıntı yoktur alüminyum karbür evet alüminyum zaten tek bir artı 3 alır iyonik bağlı bileşiktir karbon görüyorsunuz ki alüminyum karbür ifadesi sıkıntı yok bakın burada alüminyum 3a almış yükü olarak ama onu söylemiyoruz çünkü alüminyum sadece artı 3 alıyor anladık mı arkadaşlar bence anladık peki buna bakalım bu kovalent bağlı bileşik çünkü nereden diyorum ametal ametal, e, kükürt de ametal, oksijen de metal. Ametalin yaptığı bileşiklerde elementlerin e, sayılarını latince olarak söyleyeceğiz. Ama bir baştayken söylenmez. Kükürt dik oksit. Evet bu da doğru oluyor arkadaşlar görüyorsunuz ki. Magnezyum hidroksit demem lazım. Burada iki. Evet magnezyum belki yükseltgen basamağı artı iki ama Arkadaşlar iyonik bağlı bileşiklerde söylemek için magnezyum sadece artı 2 aldığı için bunun ismi magnezyum hidroksittir. Magnezyum iki hidroksit değildir. O yüzden arkadaşlar bu yanlış olur. Hangisi doğruyu verilmiştir arkadaşlar? Burada 2-3 tane doğru vermiştir arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde bence isimlendirme konusunu iyice anlamış olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.